Beyin damar hastalıkları halk arasında ilmi olarak bilinir. Beyni besleyen damarların tıkanması veya kanama sonucu ortaya çıkar. Beyin damar tıkanıklığına bağlı olan hastalıklar daha sık görülmektedir. Dünyada kalp hastalıklarına bağlı ölümlerden sonra ikinci sırada görülen hastalık olması nedeniyle ilme önemli bir hastalıktır. Belirtileri ani olarak ortaya çıkar. Yüzün bir tarafında eğilme, konuşma bozukluğu, vücudun bir tarafında güçsüzlük, uyuşma, baş dönmesi, çift görme, dengesizlik atakları, konuşma bozukluğu, bazen de bilinç bozukluklarıyla gider. Bazen de ani ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerden önce inme bazen öncül bulgular gösterebilir. Bunlar hastalar çok önemsemeyebilir bunları. Gelip geçici kısa süreli ataklardır. Gelip geçici ataklar o şeklinde olduğu için çok önemsemeyebilir. Bunlar tek gözle ağrısız görme kaybı, vücudun bir tarafında güçsüzlük, uyuşma şeklinde olabilir. İnme için kimler risk altında diye bakacak olursak hipertansiyon en büyük risk faktörüdür. Hem hipertansiyon hem beyin kanamaları açısından hem de beyin damar tıkanıklığı açısından en büyük risktir. Bunun dışında şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara içimi, obezite, madde kullanımı, kalp hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları da yine inmeye yol açabilmektedir. İnme sakatlığa yol açan ciddi bir hastalık olması nedeniyle inmenin tedavisi önemlidir. Tedavide en önemli şey korunmaktır. Risk altında olan hastaların, kişilerin ilgili bölümlerle tedavisinin düzenlenmesi gerekmektedir. Sigara içimi sonlandırılmalı, sedanter yaşamdan kaçınılmalıdır. İnme ile ilgili şüpheli olacak durumlarda en kısa zamanda nöroloji uzmanıyla görüşmekte fayda vardır. Bazı tıkayıcı tipte inme tiplerinde 3-6 saate yakın olan zamanda trombolitik tedavi dediğimiz pıhtı erici tedaviler verilebilmektedir. Bu nedenle inme şüphesi varlığında en yakın zamanda nöroloji uzmanıyla görüşülmelidir.